Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ünlü bir markaya ait olan Volant detaylı örgü çantanın tarifini paylaşacağım. Ben orijinal fotoğrafını başlıkta koyacağım. Ben böyle iki renkle çalıştım. Dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Hazırsanız tarifine geçelim. Arkadaşlar ben 22 tane yaptım. Zincir biraz fazla çekmiştim ama fark etmiyor. Şimdi kesip atacağız burasını. 3 tane en son ikili trabzan grubumu yaptıktan sonra yine tığımın başına doluyorum. Bir sonraki boşluğa yine geliyorum. Pardon. Şuraya. Bir tane atlayıp yapıyorduk. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında 3 zincirle yükseliyorum. 1, 2, 3. Bakın hemen dibe değil de şu ilk grubun arasına batacağım. Bir saniye, ip de şey yaptı. Bakın bir, yine aynı boşluğa. Hiç zincir çekmeden aralarda ilerliyoruz. Söylemeyi unutmuşum. Bakın şu iki üçlü trabzan gruplarının aralarındaki boşluğa zincir çekmeden üçer tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine bir sonrakine geliyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sonra tekrar bir üst sırada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, bu ilk hatırlarsanız 4 zincir atlamıştık. Bu boşluğa geldik şimdi. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonrasında yine 1 2 3 zincirle dönüşümü sağlıyorum. Bakın. Hemen yine bu aradaki boşluğa geliyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzan aynı boşluğa yapıyorum. Sonrasında yine bir sonraki boşluk. İki ve üç. Arkadaşlar bu şekilde devam edecek. Sıranın sonuna kadar. Bakın sıranın sonunda her dönüşte mutlaka bir 3 zincirlik boşluğumuz olacak. Buraya en son trabzan grubunu yapacağız. Şöyle söyleyeyim, 2 renk kullanacağımız için ben her renk blokundan 4'er tane yaptım. 4 sıra açık sarıyla yaptım. 4 sıra yeşille. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane grubum oldu. Yani 4 tane açık renkle, 4 tane de koyu renkle. 4 sırada bir renk değiştirip devam edeceğiz. Ben bu parçayı da öreyim. Sonra birleştirmeyi ve bir detay var, onu göstereyim size. Arkadaşlar ben iki parçayı da bitirdim. İç kısımları, yani arka tarafları iç içe bakacak şekilde, yani dış kısımları her ikisinin dışında üste koydum. Bu burayı ilk önce birleştireceğiz. Ben bu yeşil kısımdan başlayacağım. Ben 8'er sıra ördüm, yani 4 sarı 4 yeşil şeklinde. Şimdi bir tane ilmek görünüyordur umarım. Hemen bakın şurada zincirimin tepesine gelip, hani 3 tane zincir çekiyorduk ya dönüşte, ikincisinin tepesine geliyorum. Ve hemen şu kısma, karşısındaki trabzanın içine giriyorum. Bakın üçlü trabzanın, 3 tane ikili trabzanın arasına girip, burada ipleri de saklayacağım, bir tane sık iğne yaptım. Yine bakın bu yan içinde bir boşluk daha var. Buraya da girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Sadece şu deliklere
batacağız aradaki boşluklara. Üçü trabzanlara dokunmayacağız. Bir zincir. Bakalım bir zincir yeterli olacak mı? Heh, oldu. Ara boşluklara iki tane sık iğne yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Hemen bakın bu gelen boşluğa. Yine aynı şekilde gelip bir tane sık iğne. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne. Yine bakın ara boşluğa geldim. Bir zincir çektim. Pardon. Bu 3 tane trabzan grubunu atlayıp yine boşluğa geliyorum. Sık iğne. Aynı boşluğa yine bir tane sık iğne. Bu şekilde ben şu köşeye kadar geleceğim. Yine araya bir zincir çekip hep bu ara boşluklara çalışacağız. 2 tane sık iğne. Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim. Köşede dönüşü göstereceğim. Arkadaşlar bakın köşeye geldim. Böyle burada trabzan grubum var. Arkada da delik var. Boşluk var. Bunun için bakın bu orta trabzanla son trabzanın arasına giriyorum. Yine boşluğa giriyorum. Ve bir tane trabzan yapıyorum. Burası dönüş olduğu için 3 tane yapacağım. 2 ve 3. Köşelerde 3 tane yapacağız arkadaşlar. Sonrasında bakın yine bu sefer şey ters olarak karşı karşıya geliyor. Bakın burada hep ikili trabzanla bitirmişiz. Hemen burayı da göstermek istiyorum size. Bakın boşluklu kısma geldim. Bir tane. Karşıda yine bakın üçlü trabzan grubu çıktı. Yine sonuç trabzanın arasına geliyorum. Bir. Yine boşluk ve yine trabzanın arası. İki tane sık iğnemi yapıyorum. Arada bir zincir var yine. Yine bakın buraya geldik. Yine aynı şekilde karşılıklı bir boşluğa öreceğiz, biz araya öreceğiz. Bakın şu arayı yine geçirdim. Bu karşısına denk gelen boşluğa geliyorum yine. İki tane sık iğne yapıyorum. Yine arada bir zincir. Bu sefer bakın yine boşluğa geldim. Boşluk ve karşı tarafta ikili trabzan boşluğuna geliyorum. Yine bir tane sık iğne. Yine aynı şekilde araya geldim. Yine bir tane sık iğne. Bu arada ben birazcık kesmiştim ipleri. Onları da saklayacağız. Bir düğüm attım daha sağlam olmaları için. Şimdi yine bakın trabzanın başına gel. İki trabzanın arasına giriyorum. Sondan bir ikincisinin. İkincinin arkası. Arkadaşlar bakın yine karşılıklı olarak geldik. Bu trabzan tarafı. Bu araya batıyorum. Bir tane karşıdaki boşluğa geliyor. İki tane. Yine bir tane sık iğne. Yine aynı boşluğa batıp iki tane sık iğne yaptım. Sonrasında yine zincir çekmeye gerek yok burada. Çünkü dip dibeler. Bakın şu kısım ve şu kısım karşılıklı geliyor. Yani ön tarafta, yani bir tarafta boşluğa batarken diğer tarafta trabzanın aralığına batıyoruz. Burayı yine aynı şekilde düz öreceğiz. Bu şekilde yine bakın trabzanlı boşluğa geldi. Yine arkada boşluğa geldi. Bu şekilde ikili trabzanlar yapacağız. İki tane sık iğne yapacağız her boşluğa. Yine bakın burada şeye denk geldik. Aynı şeye denk geliyor. Burayı dümdüz ördükten sonra köşeye 3 tane batacağız. İlk ördüğümüz gibi burası gibi burada da karşılıklı geliyor boşluklar ve trabzanlar. Trabzanların arasını örmeyeceğiz. Bir tane zincir çekip trabzanlardan bu aradaki boşlukları öreceğiz. Ta ki çerçeveyi bitirene kadar ben öreyim. Sonrasında bir üst kısımda sık iğne yapacağız yine. Onu da size göstereceğim. Evet arkadaşlar çantamızı birleştirdik. Bakın burası çantamızın ağzı.
Burayı da sık iğnelerle yapacağız. Onu da göstereceğim. Alttaki mantıkla zincir çekmeden olacak yine. Bakın. En son iki tane yaptım. Hatta bakın bir tane daha yapacağım. Yine aynı boşluğa gelecek şekilde. Tamam. Bu ipi içeri gizleyeceğim. Tepesinde görünsün istemiyorum. Bakın. Hatta bunu da hiç birleştirmeden yapalım. Boşluğa yine iki tane sık iğne. Bir sonraki boşluğa yine iki tane sık iğne yapıyorum. Geldim yine bakın şu trabzan aralarına iki tane sık iğne. Yine aynı şekilde boşluğa. Yine aralara sık iğne. Bu şekilde dönüp bakın karşı tarafı da teker tek bu şekilde öreceğiz sık iğneler şeklinde. Sonrasında fırfır yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar iki tarafa da sık iğne ördüm. Hatta ben gaza geldim. Ördükten sonra 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. En son sık iğnemizi de yaptıktan sonra 1, 2, 3. Ve gelen hemen ilk boşluğa bakın şurada batıp bu zinciri de sayacağız. Zincirle birlikte toplamda 3 tane sık iğne öreceğiz. Bu volanları yapmak için. Sonra bir sonraki sık iğneye geldim. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan. Böyle bu sırada her sık iğnenin tepesine gelip 3'er tane ikili trabzan yapacağız. Yine aynı şekilde bir sonrakine geldim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar her sık iğnenin tepesine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Sonrasında bir üst sırada tekrar sizinle buluşacağım. Arkadaşlar ben bir sıra boyunca her sık iğnenin tepesine 3'er tane ikili trabzan yaptım. Bakın şurası ağız kısmı çantamızın. Şimdi örgümüzü ters çevireceğiz. 3 zincirle yükseliyorum. Bakın hemen bu ilk boşluğa hemen batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar hiçbir arttırma yapmadan her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak dümdüz şekilde öreceğiz. Zaten bu volan formu oluşacak. Bu şekilde dümdüz gelip bu ucumuza kadar öreceğiz. Sonrasında burada tekrar döndürüp örgümüzü 3 zincir çekip yine aynı şekilde tam tersi yönünden bir tane daha öreceğiz. Toplamda ilk arttırma sıramızla birlikte 3 tane 3 sıra öreceğiz. Yani bir iki sıra 2 sıra daha örmem gerekiyor şu anda benim. Sonrasında bakın arkadaşlar sapımı da göstereyim. Ben bir sap ördüm. 70 santim uzunluğunda ördüm ama siz de ölçerek deneyebilirsiniz. Normal sık iğne olarak ördüm. Daha sıkı durması için 9 tane zincir çekip 8 tane sık iğne yaparak bu şekilde sapımı uzattım ve şöyle 2 tane öreceğiz bundan arkadaşlar. Birini şöyle monte edeceğim. Birini ön kısım, diğerini de arka kısım olmak üzere ikili şekilde monte edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.